küçük bir çocuk parkta uçurtmasını uçuruyor. O sırada yanına Cumhurbaşkanı gelmiş. Merhaba çocuğum, nasılsın demiş. Uçurtma uçuruyorum amca demiş. Çok yükseğe çıkmamış mı demiş. E çıktı demiş. İstersen indireyim demiş. Sen onu indiremezsin amca demiş. Neden diye sormuş Cumhurbaşkanı. Üstünde enflasyon yazıyor amca. Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Yıl 1995. Belki de 96. 95 ise Aralık ayının son günleri. 96 ise Ocak ayının ilk yarısı diyelim isterseniz. Çünkü soğuk ve rutubetli bir İstanbul havası. O günlerde akşam gazetesinde yazıyorum. Her gün yazıyorum. Akşam gazetesi televizyon kuponu dağıttığı için midir nedir bilmiyorum. Günlük tirajı 1 milyonun üzerinde. Günlük 1 milyonun üzerinde tirajı var. Bugünkü gazeteler, ama tabii o zamanlar dijital medya yok. Bugünkü gazetelerin sözcüğü hariç satanlarının 50-60 bin. 200 bin üzerine satan tek gazete var Türkiye'de bugün. Sözcü gazetesi. O zaman akşam 1 milyon üzerine satıyor. Ve her gün yazı yazan iki kişiyiz gazetede. Ben ve rahmetli Şakir Süter. Aynı dönemde Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Genel Başkanımız sevgili Besim Kibuk. Besim Bey bir gece dedi ki, ya iş adamı Metin Kaya Çağlayan var. Arsa imparatoru falan, emlak kralı falan denir, mekan yataklarının sahibi. Dedi ki bana, ya Metin Bey, sen, ben, Rauf Bey, Rauf Tamer. O dönemler Sabah gazetesinde yazıyor. İlginçtir, Sabah gazetesinin arka sayfasında, en arka sayfada yazıyor. Evet, galiba Türkiye'de bir Rauf Bey yazdı en arka sayfada. Sanırım bir arada galiba sonra Yılmaz Özdil yazdı. Çok ilginçtir bir köşe yazarının en arka sayfada yazı yazması. Aslında güzel bir şeydir tabii aynı zamanda. Rauf Bey son belki de 10, belki daha fazla 12-13 yıldır Posta gazetesinde yazıyor. Aydın Doğan döneminde girdi. Demirörenler'deyken de devam ediyor. Rauf Tamer Türkiye'nin en genç köşe yazarı olmuş yazarlarından biridir. Benim ilk delikanlılık yıllarımda Tercüman gazetesinde yazardı. Rahmetli babacığım çok severdi Rauf Bey'i. Sonra kısmet oldu, Rauf Bey'le beraber Tercüman gazetesinde ben de yaklaşık 1,5 yıl kadar beraber çalıştık. Hatta aynı odayı paylaştık Rauf Bey'le. Tabii dedim ya, memnuniyetle. Rauf Tamer'i tabii tanıyorum ama hayatımda ilk beraber olduğum gece Laleli'deki o Net Holding'in işlettiği oteller vardı o zaman. Neydi otellerimiz burada? Ramada Oteli miydi? Unuttum. Ama Net Holding işletiyordu. Yani Besim Tibuk'un yönetim kurulu başkanı olduğu şirket yönetiyordu. Orada çok güzel bir Çin restoranı vardı, Çin lokanda. Acayip güzeldir hakikaten. Orada beraber yemek yedik dördümüz. Ben Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısıyım ama genel başkanımla bile pek çok konuda ters düşüyorum. O gece tabii yine biraz ters düştük. Ama bizim ters düşüşümüz tatlı bir ters düşüştür. Besim Tibuk her şeye rağmen öfkelidir falan ama hoşgörü sahibidir. Yani her şeyi çok rahat tartışırsınız. Ben o gece masada önce komünizmin çökeceğini tahmin ettiğimi söylüyorum. Ki diyorum, bakınız komünizm çöktü dünyada, bitti diyorum. Rauf Bey diyorum. O zaman daha henüz abi demiyorum çünkü aramızda bir mesafe var. Dediğim gibi ilk gecemiz daha. Rauf Bey komünizme ne kadar çok mücadele etti diyorum. Metin Kaya Çağlayan da öyle. Besim Bey'e diyorum ki sen de komünizmle ne kadar çok mücadele ettiğiniz zamanında, bakınız bitti komünizm diyorum. Ben diyorum 80'li yıllardan beri, yani genç iş adamı olduğum dönemlerden beri gazetelere böyle zaman zaman yazı gönderirdim. Yazarlara 80'li yıllardan beri önce komünizmin çökeceğini, sonra kapitalizmin çökeceğini söyleye geliyorum. Ve son dönemlerde de diyorum, 1994'te başlamıştım günaydın'da yazmaya, neoliberalizmin çökeceğini iddia ediyorum. Yerine liberal, demokrat, sosyalist ekonomilerin kurulacağını iddia ediyorum. Rauf abi sordu bana, dedi ki ya Memduhçum dedi, liberal, demokrat, sosyalist nasıl oluyor dedi. Dedim daha vicdanlı. Yani neoliberallerin vicdanlı olanları, merhametli olanları, acıma duygusu yaşayanları dedim ve burada da sizinle sık sık paylaştığım
John F. Kennedy'nin o ünlü sözünü söyledim. Dedim ki, Kennedy demişti ki, biz az sayıdaki varlıklı Amerikalılar, çok sayıdaki yoksul Amerikalıların sorunlarını çözemezsek demokrasimizi ayakta tutamayız. Bakınız, demokrasimizi ayakta tutamayız. Aslında demiştim, Kennedy'nin burada söylediği, Amerika'nın en zengin ailelerinden birinin üyesi olarak ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak kendisini korumaktı. Şunu görüyordu Kennedy. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan o tarz bir liberal ekonomi, demokrat, Amerika'daki demokrat demek aslında özgürlükçü bir sosyal demokrat demek gibi bir şeydir. Ya da liberal sosyal demokrat gibi bir şeydir ki nitekim Biden, görüyorsunuz Obama, Clinton hep bunlar liberal sosyal demokrat Amerikalı başkanlardı. Kennedy bunu görüyor demiştim. Ve Kennedy bunu gördüğü için Amerika'daki büyük zenginlere insaf ve merhamet telkin ediyor. Demokrasiyi ayakta tutamayız derken de başımıza iş gelir demek istiyor. Dediğimde Rauf abicim gülmüştü, hatırlayacaktır. Allah uzun ömürler versin. Daha aslan gibi. Besim Tibuk zaten gencecik ve genelde Kıbrıs'ta yaşıyor bildiğim kadarıyla. Rauf abi nereden hatırlayacaktır? Çünkü Rauf abi bu konuşmamızdan bir gün sonra, yani tabii o gece yazamadığı haliyle diyelim ki ocağın 23'ü ise 25 Ocak'taki Sabah gazetesinde bu konudan bahsetti. Ya dedi, şimdi bir de başımıza dedi vicdanlı bir liberalizm çıkardı dedi benim için. O zamanlar evet benimle çok kafa bulunuyor. Yalan yok. Neden? Çünkü ben herkese çok sivri bir tip olarak geliyorum. Diyorum ki para basın. Para basın diyorum, anlatıyorum ama zannediyorlar ki, tabii halk öyle zannediyor ya da onların okurları, ya Memduh Bayraktol diye bir tip var, para basın sokaklara atın. Fakir fukaraya verin. Yesinler, içsinler. Hiçbir iş yapmasınlar. Hayır, o zaman öyle demiyorum ben. Adnan Menderes dönemini örnek veriyorum bilhassa. 1950-60 arasını örnek veriyorum. Devletin yaptığı yatırımları örnek veriyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarını örnek veriyorum. Keşke diyorum rahmetli Menderes o kaynakları Türkiye'nin güvenilir büyük özel sektör patronlarına uzun vadeli sıfır faizli borç olarak verseydi, ellerinden de o şirketlerin hisse senetlerini alıp Merkez Bankası'na koysaydı diyorum. Bunları anlatıyorum. Yani üretim devletin sırtında yük olmuştu canlarım. Bildiğiniz yük olmuştu. Kamu kurum ve kuruluşları, sözüm ona, devletin kar etmesi amacıyla kurulmuştu. Ama 1000 kişi olarak fizibilite edilen bir fabrikaya, kamu fabrikasına siyasetçiler 5000 kişiyi dolduruyorlardı. Bir yumurtayı 5 kişi taşıyordu sizin anlayacağınız. Ve her sene sonunda bütçe açıkları nereden kaynaklanıyordu biliyor musunuz? İşte o kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanıyordu. O dönemin CHP'lileri de sürekli komünistlere söylüyorlardı ki verin bu fabrikaları devletleştirelim, özel sektörün fabrikalarını bile. Nitekim işte sonra hep beraber gördük, komünizm bile çöktü, artık dünyada yok. Derken kapitalizm de çöktü biliyorsunuz. Şimdi artık kim ne derse desin ben iddia ediyorum ki bunda yine bana sivri diyecekler, neoliberalizm çökmüştür. Neoliberalizm öldü de ölüsünü kaldıran yok. Cenaze namazı kılınmıyor. Fakat göreceksiniz. Bunu Amerika'daki zannederim 38 büyük sermaye sahibi 2-3 sene önce kadar gördüler. Ve başını Soros'un çektiği, Warren Buffett'ın da çektikleri, içinde Warren Buffett'ın da olduğu, Bill Gates'in de olduğu 38 küresel zengin, çok 100-150 milyar dolar serveti olanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne, Trump hatta teklif ettiler. Dediler ki ya bizler ayrıca, yani gelir ve kurumlar vergimizin dışında ayrıca vergi ödemek istiyoruz. Yalnız dediler şartımız var. Ödeyeceğimiz vergiler Amerika'da eğitimin kalitesinin artırılması, yoksullara yeni iş sahaları açılması, yani hep insani gelişmişlikler ve işsizlere iş sahası yaratabilecek yerler ve en önemlisi bana göre ya da en önemlilerinden biri yoksul ülkelerde yatırım yapılması. Mesela Filistin'de. Mesela Afrika'nın yoksul demokrasilerinde. Evet canım. Ve ben alkışlamıştım. Yine alkışlıyorum. Biliyorsunuz sivrileriniz bana kızıyorsunuz. Sorosçu diyen de var. Ya Soros dediğiniz adam dünyada
Kim? Bakınız, benim bu düşüncem değişmez. Çünkü ben bunu inanarak, neredeyse 50 yıldır buna inanarak yaşıyorum. Soros ya da Soros benzerleri manipülatör değildirler. Bir ülkenin cumhurbaşkanının, bir ülkenin başbakanının yastık altındaki altınlarınızı çıkarın, dövizden çıkın, dövizlerinizi satın demesi manipülasyondur, suçtur. Bugüne kadar Soros bir kere bile manipülasyon yapmamıştır. Soros spekülatördür kardeşim. Nedir spekülatör? Spekülatör belirli bir ürüne ya da belirli bir hisse senedine yatırım yapar. Kazanırsa acayip kazanır. Kaybederse de acayip kaybeder. Spekülasyon dünyanın hiçbir ülkesinde kanunlarda suç olarak tanımlanmamıştır. Ama manipülasyon suçtur. Bu nedenle bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın, Ekonomi Bakanı'nın, Başbakanı'nın, Devlet Başkanı'nın ülkesindeki yurttaşlara onu alın, onu almayın, bunu satın, bunu satmayın, borsaya gidin, borsadan çıkın, şu kağıt alın, şu kağıttan çıkın, altın satın, altın alın, döviz satın, döviz alın demesi suçtur ve siyasi ahlakla da, toplumsal ahlakla da asla bağdaşmaz. Benim için Soros, onu alın, bunu satın diye halkını manipüle eden devlet başkanlarından çok daha mübarek bir insandır, çok daha temiz ahlaklıdır. Canlarım. Şimdilik bu kadar, kısa keselim. Bu konulara sık sık döneceğim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.